Evet, bir süredir CHP'de olağanüstü kurultay tartışması sürüyor. Delegeler de imza vermeye devam ediyor. CHP'deki bu süreci ve gündemdeki önemli başlıkları CHP Parti Meclisi üyesi ve Ankara Milletvekili Sayın Yıldırım Kaya ile konuşacağız. Kendisi stüdyo konuğumuz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler, iyi Şimdi, yayınlar. Teşekkürler. En sıcak başlıklardan biriyle başlayalım. Az önce de izledik, olağanüstü kurultay tartışması var CHP'de. Parti Meclisi üyelerinden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi bugün bir açıklama yaptı. Şu ana kadar toplanan imzaların 600'ü bulduğunu söyledi. Öte yandan bugün genel merkezden de bir açıklama geldi. Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek toplanacak maksimum imzanın 450-470 olacağını söyledi. Şu ana kadar ellerine noter onaylı bir talebin ulaşmadığını da ifade etti. Her iki cepheden farklı açıklamalar var. Sizin elinize ulaşmış bir sayı var mı ve siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında Türkiye'yi ne kadar ilgilendiriyor bizim iç tartışmamız, kurultay tartışmamız, onu bilmiyorum ama benim bildiğim bir şey var. Dün OHAL kalktı, yerine OHAL'den daha ağır, daha zor koşullarda ve insanlara nefes aldırmayacak bir yasal düzenlemeyle karşı karşıyayız. Dün biz parlamentoda hem Adalet Komisyonu, Anayasa Komisyonu'nda bu meseleleri tartışırken bir grup arkadaşımız da imza topladık toplamadık tartışmasını yürütüyor. Mesela Cumhuriyet ortadan kaldırılmayla tehlikesiyle karşı karşıya, ama biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde kimin genel başkan olacağı ya da kimin yönetici olacağı tartışmasını yapıyoruz. Toplumun büyük bir bölümü de, %90'lık bir bölümü de sanırım bu tartışmada bize gülüyor. Şimdi Mehmet Ali Çelebi neye dayanarak bunu söylüyor bilmiyorum ama Mehmet Ali Çelebi parti meclisinde ve milletvekili bir arkadaşımız. Daha önce seçimler döneminde de 1 milyon gönüllü sandık görevlisi olacak demişti. 350 bin. Sayısı ancak toplanmıştı. Şimdi rakamları söylediğinizde o rakamların eğer altı dolmuyorsa, sonuçta sizi mahcup edecek rakamlar oluyorsa rakamları kullanırken biraz dikkatli kullanmak gerekiyor. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Muharrem Erkek çok haklı olarak genel merkeze intikal etmiş, ulaşmış bir imza olmadığını söylüyor. Esası şudur, 3 nüsha imzalanır. Bir nüshası kişinin kendisinde, bir nüshası noterde, bir nüshası da genel merkeze gönderilmek zorunda. Ama genel merkeze bunlar arkadaşlar alıyorlar, toplu gönderme yolunu seçiyorlar. Bunların tümü olabilir. Biz çok olağanüstü kurultaylar yaşadık, kongreler yaşadık. Kongre talep edenler, olağanüstü kongre talep edenler sonuçlarını da hep beraber yaşadık. Kaybede ede Türkiye'nin geldiği nokta bu. Cumhuriyet Halk Partisi bir seçimden çıktı. Bu seçimde Cumhuriyet karşıtlarının bir kazanımı söz konusu. Bu kazanım parlamentoda çoğunluğu kaybetse de Adalet ve Kalkınma Partisi 2002 yılından bu yana ilk defa parlamentoda çoğunluğu kaybetti. Ve biz ne yazık ki bunu tartışamıyoruz. Şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin parlamentoda 290 milletvekili var. %48 de temsil ediliyor. Adalet ve Kalkınma Partisi ilk kurulduğunda 2002 yılında %34.6 oy almıştı, %68 de temsil ediliyordu. Şimdi bugün parlamentoda 8 siyasi parti temsil ediliyor. Bunun mimarı Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Soruyoruz arkadaşlara, diyoruz ki İYİ Parti'nin parlamentoya girmesi doğru muydu? Evet, çok doğruydu diyorlar. Devlet adamı ve en büyük işi yaptı. Peki HDP'nin barajı aşarak parlamentoda olması doğru muydu? Tabii ki doğruydu. Çünkü AKP 400 milletvekiline erişemez. Saadet Partisi'nin parlamentoda temsili doğru mu? Tabii ki doğru diyorlar. Peki Demokrat Parti'nin temsili doğru mu? Doğru. Peki Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması doğru muydu diyoruz? Tabii ki doğru. Peki soruyoruz o zaman, İyi Parti'yi parlamentoya taşıyan kim? HDP'yi parlamentoya taşıyan kim? Saadet Partisi'ni parlamentoya taşıyan kim? Demokrat Parti'yi parlamentoya taşıyan kim? Muharrem İnce'yi kendi karşısında rakip aday olmasına rağmen, iki kez yenilmesine rağmen aday gösteren kim? Kemal Kılıçdaroğlu. Peki bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı her şey doğru, kendisi yanlış. Böyle bir şey olabilir mi? Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet sevdalılarının tek bir ideali var. Cumhuriyete karşı mücadele edenlere dur demek için birlik içerisinde, dayanışma içerisinde, bütünlük içerisinde bir mücadele yürütmek zorundalar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Muharrem İnce ve imza veren her arkadaşımız bu partinin onurlu bir üyesidir. Ve bu onurlu üyeler parti içerisinde
birlikte bir mücadeleyi, hele hele 30 Mart'a giderken birlikte bir mücadele yürütmesi lazım. Adalet ve Kalkınma Partisi yerelden merkeze çekilmiştir. Artık Adalet ve Kalkınma Partisi merkez partidir. Merkezi işgal etmiştir. Daha önce merkezde biz vardık, bizim düşüncelerimiz vardı. Ama onlar çevreyi kuşatarak, yani belediyeleri alarak merkeze giden yolu açtılar. İstanbul'u alarak merkeze gittiler. Şimdi merkezde, Sırça Saray'da, Sırça Köşk'te oturanları biz çevreden kuşatmamız lazım. Çevreden kuşatabilmenin bir tek yolu var. O da yerel yönetimlerde iktidara gelmektir. Yerel yönetimlerde iktidara gelmenin bir tek koşulu var. Sadece Cumhuriyet Halk Partililerin kendi aralarında birlik olması yetmez. Cumhuriyet Halk Partisi dışındaki olan güçlerin de demokrasiden yana, cumhuriyetten yana, laiklikten yana ve barıştan yana kim varsa yan yana gelip birlikte bir mücadele yürütmek zorundayız. Bırakın Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki tartışmayı, biz Cumhuriyet Halk Partisi dışındaki kesimlerle bunu yapmak zorundayız. 21. yüzyılın Türkiye'sinde sistem değişmiş, rejimi değiştirmek için uğraşıyorlar. Biz eski sisteme göre örgütlenme modeliyle bu mücadeleyi yürütemeyiz. Eski mücadele anlayışımızla, eski çalışma tarzımızla bu mücadeleyi yürütemeyiz. Sandıkta oyları koruyorsun, sokakta çalıyor. O zaman yapılması gereken iş, sandıkta da örgütlü olacaksın, sokakta da örgütlü olacaksın. Cemevinde de örgütlü olacaksın, camide de örgütlü olacaksın. Okulda örgütlü olacaksın, fabrikada örgütlü olacaksın. Yukarıdan aşağı dikey örgütlenmeyle bu alanlarda, bu yapıyla, bu zihniyetle mücadele etme şansımız yok. Bizim yatay örgütlenmeyi hızla hayata geçirecek bir işi önümüze koymamız lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve cumhuriyetçilerin ve de laikliklerin, laikliği savunanların önündeki temel görev yeni bir örgütlenme modelini, yeni bir çalışma anlayışını ve mücadele tarzını ortaya koyması lazım. Parlamentoda biz mücadele yürütürken atanmayan öğretmen de sokakta mücadelesini yürütmesi lazım. Çünkü 60 bin öğretmen sınavda 90 puan almışsınız siz, mülakatta 40 puan vermiş ve öğretmen olmasının önüne geçmiş. Şimdi bunun hakkını mı savunacağız, yoksa Yıldırım Kaya'nın genel başkan yardımcısı ya da parti meclis üyesi olmasını mı savunacağız? Benim tercihim birincisidir. Yani işsizin, yoksulluğun, dışlanmışın, yok sayılanın ve eğitimde parasıyla laikliği satın almak zorunda olanların hakkını savunacak bir hattı örmemiz lazım bizim. Peki. İkinci önemli başlıkla devam edelim isterseniz. Dün itibariyle OHAL sona erdi. Ancak terör örgütleri mücadele kapsamında yeni bir kanun teklifi mecliste ve bugün de 25 maddelik teklifin 13 maddesi kabul edildi. Dün pardon. Kabul edilen maddeler arasında valilerin yetkilerinin artırılması var. Valiler şüpheli gördüğü kişilerin 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere giriş ve çıkışlarını sınırlayabilecek, toplantı, gösteri ve yürüyüşleri engelleyebilecek ve yine bazı maddeler sıralanıyor. Siz bu düzenlemeyi Adalet Komisyonu'nda takip ediyorsunuz. Bu düzenleme hangi sorunları getirecek? Bu düzenleme o halden daha tehlikeli ve daha berbat bir noktaya getirecek. Bakan tek başına karar alabilecek, vali tek başına karar alabilecek, kaymakam tek başına karar alabilecek, aşağı doğru iniyor, muhtar bile tek başına karar alabilecek bir noktada. Nasıl bir karar alacak? Bakanı dahi bir kente sokmayabilecek. Bunu söylediğimde o kadar da abartma diyebilirler. Abartmıyorum, oldu. Yani bundan önce Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetindeki bir bakan kendi şehrine, Şırnak'a giremedi. Cizre'ye giremedi. Milletvekilleri zaten giremedi. Bakan dahi giremedi. Neyle? Valinin koyduğu yasakla. Şimdi gözaltı süresi 12 güne çıkartılıyor. 48 saatten 12 güne çıkartılması demek Avrupa Birliği'nde Avrupa standartlarının dışına düşmektir. Avrupa standartlarının dışına düştüğünüz andan itibaren siz demokrasiyle yönetilen bir ülke olmaktan çıkıyorsunuz. Diktatöryal bir yönetim anlayışına girmiş oluyorsunuz ve kendinizi burada konumlandırıyorsunuz. Bu yasal düzenleme eğer parlamentodan geçecek olursa bilin ki bu ülkenin ekonomisine, bu ülkenin demokrasisine, bu ülkenin gelişmişliğine çok büyük darbeler vuracaktır. Mesele sadece terör meselesi değildir. Teröre karşı elbette mücadele edilmeli. 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde sıfır terörle teslim aldı. Terör eğer bugün bu noktaya gelmişse, IŞİD cirit atar noktadaysa,
Eğer bunların tümü burada meydanı boş bulmuş devam ediyorsa bunun sorumlusu Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetidir. Bunlar terörle mücadele edemezler. Bunların mücadele anlayışı cumhuriyetle mücadele, demokrasiyle mücadeledir. Buna da asla izin vermeyeceğiz biz. Peki CHP olarak, parti olarak bu süreçte neler yapacaksınız? Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bilgiye dayalı, somut verilere dayalı ciddi bir muhalefet yürüteceğiz. Muhalefetimizi parlamentoda, yasal zeminlerde yürüteceğiz. Anayasaya aykırılıkların takipçisi olacağız. Uluslararası sözleşmelere aykırıysa uluslararası boyuta taşıyacağız. Ama her şeyden önemlisi bu konumdan etkilenen, mesela atanamayan öğretmenler var ya da tüm yargıda aklanmış, göreve iade edilmeyen binlerce, on binlerce insan var. Bunlarla birlikte oturacağız, konuşacağız. Bunlarla birlikte nasıl ki o halde 25 gün milyonlarla birlikte hak, hukuk ve adalet için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde yürümüşsek, o halde yürünmez deniyordu, yürüdük. Şimdi bu yasayı çıkarsalar bile şehire girilmez dediğinde gireceğiz, protesto edilmez dediğinde edeceğiz. Bunu biz milletvekili olarak yapacağız. Toplum da artık buna dur demek zorunda. Çünkü buna dur demezse geleceğinin karartıldığını insanlar biliyor. Hiç kimse ne kendisinin, ne çocuğunun, ne de ülkesinin geleceğinin karartılmasına izin vermez. Mesele Cumhuriyet Halk Partisi meselesi değildir. Mesele Cumhuriyet meselesidir. Mesele Kuvayi Milliye'nin köklerinden gelen bir partiyi yok etme, bir cumhuriyeti yok etme meselesidir. Buna asla izin vermeyeceğiz. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşün önündeki engelleri vatandaşın oyuyla kaldırdılar. Ama bizim mücadelemiz, dediğim gibi, merkezi kuşatacağız. Çevreden merkezi kuşatıp merkezi alaşağı edene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Götüremezler, yürütemezler. Baskı, zor, şiddet asla dünyanın hiçbir yerinde hükümdar olmamıştır. Eğer zalimin zulmü varsa mazlumun da Allah'a var diyoruz. Şimdi 2 yıl süren bir OHAL sürecinde 32 kanun hükmünde kararname yayınlandı. Kararnameyle binlerce kamu çalışanı ve akademisyen görevlerinden ihraç edildi. Siz aynı zamanda milletvekili ve parti meclisi üyesi olmanızın yanı sıra eğitim OHAL komisyonunun başkanlığını da yaptınız. Evet, ve ayrıca eğitim senin ilk genel başkanısınız ve kurucususunuz. Bu süreçte CHP olarak mağdur komisyonu kurmuştunuz ihraç edilenlerle ilgili. Açığa alınmaları, sürgünleri yakından takip ettiniz. Mağdur komisyonu olarak bugüne kadar nasıl bir süreç devam etti ve bundan sonrası için neler yapacaksınız? Şimdi mağdur sürecinde yaklaşık 27 bin kişiyle yüz yüze görüştüm. 70 bin kişinin dosyasını birebir inceleyip takip ettim. Ve mağduriyetlerinin giderilen insan oldu. Hiçbir soruşturmaya gerek olmayan, takipsizlik kararı alan binlerce kamu çalışanı var ve şu anda bana da parlamento açıldığı günden itibaren sürekli geliyorlar ve biz geri göreve nasıl döneceğiz diyorlar. Şimdi OHAL kalktı. OHAL oyalama komisyonu kurulmuştu. OHAL inceleme komisyonunun adı aslında oyalama komisyonudur. Yani 5 yıl sonra ancak sizinle verilecek bir karar, 5 yıl sonra verilebilecek bir durumda. Dolayısıyla bu komisyon oyalama komisyonu. Şimdi bu komisyon askıda kaldı. OHAL kalktı. O zaman bu komisyonun işlevi de bitti. Yapılması gereken şu: savcılıkların verdiği takipsizlik kararı, mahkemelerin verdiği takipsizlik kararları ve beraat kararlarının derhal uygulamaya sokulması lazım. Ben mağdurların bu durumunu da belgeleriyle takip ediyorum. İlgili bakanlara bunu ulaştırıyorum. İlgili bakanlardan bunun takibini yapıyorum. Ama yasa, hukuk, adalet dinlemeyen bir bakanlar var. Bakanın kendisi aslında bakıyor sadece. Sarayda oluşturulmuş kurullara bakıyor. Kurulların oluşturduğu kararları hayata geçirecek, uygulamaya sokacak, ne kadar becerecekler onu da hep beraber göreceğiz. Bakanlar var. Siyasetin dışında kimisi turizmci, kimisi sağlık sektöründe özel hastaneleri olan, kimi eğitim sektöründe özel okulları olanlardan oluşmuş bir bakanlar var. Bunların üretecekleri hangi tür politikalar olacak? Hep beraber izleyip göreceğiz. Ama şu unutulmasın. Biz nasıl ki 20 Temmuz darbesinden sonra mağdurlarla, masumlarla sonuna kadar ilgilenmişsek, bunların hakları iade edilince kadar
bunların haklarını takip etmek bizim boynumuzun borcu. Biz artık parlamentoda ana muhalefet partisi değiliz. İktidar partisi olmadığı için muhalefet partisi. Birinci parti var, ikinci parti var. Biz mevcut olan Cumhur İttifakı'nın oluşturduğu, çünkü MHP ile AKP birlikte bunları geçirmek için çaba sarf ediyorlar. Bunun dışındaki güçlerin tamamı bu antidemokratik uygulamaların karşısında bir mücadele yürütmek zorunda. Parlamentoda yürüyen bu mücadelenin hakkı elinden alınmış, göreve iade edilmemiş, ağaç kabuğu yemeye devam eden yurttaşlarımızın da kendi seslerini çıkarmaları gerekiyor. Kendi haklarını aramaları gerekiyor. Korkunun ecele faydası yok. Korkuyla bir yere varamayız. Açlıkla insanlar terbiye edilemezler. Dünyanın hiçbir yerinde ve tarihin hiçbir döneminde baskı, zulüm ve korku insanları varacağı hedeften alıkoymamıştır. Çünkü demokrasi öyle ulvi bir kavram ki, birlikte yaşam o kadar ulvi bir kavram ki, buna ulaşabilmek için can vermek, bedenini işkenceye tabi tutulan insanlar bile direnerek bugünlere taşınmış. Mandela örneği dünyada hepimizin bilmesi gereken bir örnektir. 30 yılı aşkın cezaevinde yattı, daha sonra Cumhurbaşkanı oldu. İnsanlar umutsuzluğa kapılmasın. En büyük düşmanımız umutsuzluktur. Umutsuzluğu kim örgütlüyorsa bilin ki bizim kazanmamızı istemiyor. Ben umudunu asla yitirmeyenlerden biriyim. 40 yıldır bir mücadele yürütüyorum. İlk sendikal harekete başladığımızda, EİT seni kurduğumuzda bir öğretmendim, bir köyde öğretmendim. Bize şu söylendi, sizi öğretmenlikten atar. 333 gözü kara öğretmen sendikamızı kurduk. Ve bugünlere gelindi. Ben de o konuya gelmek istiyorum. Siz aynı zamanda bir eğitimcisiniz. Meslekteki ilk konuşmanızda da eğitim konusunda, eğitim sorunlarına değindiniz ve sözleşmeli, sözleşmesiz öğretmen ayrımının son verilmesi gerektiğini söylediniz. Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk tarafından da cevaplanması için bir soru önergesi verdiniz. Şimdi süremiz çok kısıttı. O yüzden sizden hızlıca bu soru önergesinde neler olduğunu öğrenmek istedim. Hemen şunu söyleyeyim. Öğretmene sınıfta öğrenciyi teslim ediyorsunuz. Öğrenci velilerimiz öğretmenin sözleşmeli mi, sözleşmesiz mi olduğuna bakmıyor. Öğretmenin çocuğuna sahip çıkacak mı, çıkmayacak mı? Bilimsel, layık, demokratik bir eğitim verecek mi, vermeyecek mi? Buna bakıyor. Dolayısıyla öğretmeni veli ayırmıyorsa, öğrenci ayırmıyorsa bakanlığın bunu ayırması ayıptır, zuldür. Milli Eğitim Bakanı eğitim kökenli bir arkadaşımızdır. Eğitime verdiği önemi biliyoruz. Şimdi kendisine bu soruyu sordum, yazılı olarak sordum. Kendisinden yanıt bekliyorum. Umuyorum ve diliyorum ki Milli Eğitim Bakanı kendisi de bir eğitimci olarak bu ayrıma son verir. Öğretmenlerin artık eşlerinden ayrı, sözleşmeli sözleşmesiz, atanan atanmayan ya da birinci olmuş, Türkiye'de birinci olmuş Barış Akkuş, Kırşehir'de birinci olmuş, birinci olan çocuğu ataması yapılmadı. Şimdi bunların tümüne ben Ziya Selçuk'un olumlu yanıt vereceğini bekliyorum. Eğer olumlu yanıt vermez ise bu işin takipçisi olacağım. Öğretmenlerimiz asla bu konuda umutsuzluğa kapılmasın. Çünkü onların bir öğretmen kardeşi var. O da parlamentoda Milli Eğitim Komisyonu'ndayım. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin komisyon sözcüsüyüm. Adım adım takip edeceğim. Peki. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Evet, bir süredir CHP'deki değişim talebiyle olan olağanüstü kurultay çağrısında gündemdeki önemli başlıkları Ankara Milletvekili Sayın Yıldırım Kaya ile konuştuk. Bültene diğer haberlerle devam edelim.